Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu endüstriyel haberleşme. Bu videomuz çok kısa olacak ancak çok hayati öneme sahip bir video olacak. Sistem tasarım yapanlar ya da arıza gideren arkadaşlarımız için bir makine kurduk, bir otomasyon sistemi yaptık. Burada veri iletişimiyle yaparken dikkat etmemiz gereken konularda size çok kısa bilgi vereceğim. Şimdi bir kere ne kadar iyi cihazlar seçersek seçelim, programımızı ne kadar iyi yazarsak yazalım, aşağıdakilere dikkat etmezsek büyük sorunlar yaşayacağız ve bu sorunlar sürekli olacak. Bunlardan en önemlisi, birincisi, makinemizin metal aksamı çok iyi topraklanmış olmalı. Yani makinemiz topraklanmış olacak tüm bileşenleriyle, motorlarıyla, panolarıyla, her şeyle, tüm metal aksam. Yani makine çok iyi topraklanmış olması lazım. Birinci kural. İkincisi, bunu sağladık. İkincisi, enerji hatlarıyla data hatları, yani veri hatları aynı tavadan veya aynı kanaldan gitmemeli. Mutlaka arada bir mesafe olmalı ve her ikisinin de kanalları ayrı olmalı. Ve belli bir güvenlik mesafesi olmaları halinde, işte 40 santim, 50 santim, 30 santim, ne kadar yani siz uygun görüyorsanız orada. Burada enerji hattı dediğim, makinenin üzerinde yüksek akım geçen hatlar veya yüksek gerilim, işte taşıyan, yüksek gerilim olmasa da yüksek akım geçiren hatları kastediyorum. Yani enerji hattıyla data hatları hiçbir şekilde aynı kanalda olmamalı. Birbirini çok olumsuz etkileyecektir. Üçüncü konu ise asıl bugünkü konumuz, bu videoda işlemek istediğim kablo seçimi konusu. Yani kablaj konusuna değineceğim. Şimdi buradaki şemada bir adet PLC ve bir adet servo sürücü görüyorsunuz. Pulse yöntemiyle sürülmüş. Fakat şurada dikkat ederseniz, yön ve pulse bilgilerini gönderen kablolarımızın üzerinde şöyle bir işaret var. Bakın, her ikisinde de şu, bir tanesi şu adım bilgisi, şu da yön bilgisi. Bunun anlamı, şu işaretin anlamı, burada burgulu, örgülü kablo. Yani ikiz çift, burgulu çift kullanılması gerektiğini bize gösteriyor şu işaret. Şu işaret ise, bakın, kesik kesik olan ise, bunun etrafında bir kalkan, shield dediğimiz, yani bir blendajın olması gerektiği ve bunu da topraklanması gerektiğini bize göstermiş. Eğer bunu yapmaz isek, sıradan ikişerli kablo kullanırsak, bu kablomuzun üzerine etraftan elektromanyetik dalgalar bindirme yapacağı için sinyalin bozulmasına ve bizim gönderdiğimiz pulsten daha fazla veya daha az puls ulaşmasına sebebiyet verebilecek. Dolayısıyla konumlarda sapma olabilecektir. Yani isteğimizin dışında adım atma olayları gerçekleşebilecektir, dışarıdan manyetik alanlara maruz kalacağı için. Peki bu burgulu kablo bunu nasıl engelliyor? Biraz sonra bakalım. Yani eğer bir PLC ile servo motoru veya buna benzer bir kontrol yapıyorsak veya servo sürücü, step sürücü, fark etmez. O zaman burada burgulu kablo, ikiz çift kablo kullanmalıyız. Aynı zamanda etrafında bir shield'i, yani kalkanı olmalı. İkinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde bir adet enkoder var, bir adet de yine PLC var. Enkoder hat sonunda bir ölçüm yapıyor, kabul edelim. Bir kumaş rulosunu ne kadar sarıldığını kontrol ediyor veya bildiriyor PLC'ye diyelim. Yine kablolarımız sıradan iki adet bu şekilde yan yana giden kablo çekersek eğer, yine dışarıdan binecek elektromanyetik dalgalar sayıcımızın veya PLC'mizin, burada sayıcı da olabilir, PLC de olabilir, fazla puls atmasına ve gerçekte daha fazla metraj göstermesine ve rulonun eksik sarılmasına sebep olacaktır. Bunlar yaşanmış olaylar olduğu için size aktarıyorum. Kumaşlarınızı 100 metreye ayarladınız, fakat 95 metre, 94 metre sarıldığı ile ilgili şikayetler gelmeye başlayacaktır. Bunun sebebi, burada kullandığınız kablonun sıradan bu şekilde yan yana giden iki hattan oluşan bir kablo olması.
Yani burgulu bir kablo kullanmamız ve bunda bir kalkanın olmaması dışarıdan gelen elektromanyetik etkinin sayıcımıza fazladan sayı attırmasına neden olması. Peki ne tür kablolar kullanmalıyız? Gelelim şimdi kablolarımıza. Bunlardan bir tanesinin ismi UTP kablo. Unshielded Twisted Pair, ikiz çift, burgulu çift kablo veya çift bükümlü kablo ismiyle biliyoruz. Bunları yakından biliyorsunuz. Bunlar evlerimizde kullandığımız Ethernet kabloları. Bakın burada 4 tane ikiz çift mevcut. Biri giden, biri gelen hat. Burgulu olduğu için dışarıdan bir elektromanyetik dalga geldiği anda hem pozitif hatta hem de negatif hatta aynı büyüklükte etki ettiği için sonuçta birbirini nötrlüyor ve böylece bu manyetik etkinin yapacağı tahribat azalmış oluyor. Yani sinyalin bozulması azalmış oluyor. Dolayısıyla bu şekilde basit bir burgulu kablo kullanmakla büyük ölçüden dışarıdan gelecek olumsuz etkilere karşı sinyali korumuş oluyoruz. Bize eğer bir tane burgulu çift gerekiyorsa bir tane kullanıyoruz ama bu Ethernet kablolarda biliyorsunuz. Bu şekilde 4 tane UTP kablo diyoruz. Dikkat ederseniz bunun dışında sadece bir plastik koruyucu var. Herhangi bir başka bir blendaj veya folyo veya alüminyum folyo mevcut değil. Bu en ucuz 100 metreye kadar kullanılabilecek korumasız kablo olarak geçiyor. Oldukça yaygın olarak kullanılan evlerimizde kullandığımız bir kablo. Ancak sanayiye gittiğimiz zaman aynı kablonun bir sonraki çeşidini yani bu çeşidini tercih ediyoruz. Bunun ismi neymiş? STP kablo. Shielded Twisted Pair kablo. Yani korumalı çift bükümlü kablo. Yine bakın kablolar çift büküm. Yine bu çift büküm olması elektromanyetik dalgalara karşı etkili bir koruma sağlıyor. Ancak dışarıdan gelen elektromanyetik dalganın bu içerideki canlı hatlara ulaşmasını engellemek için dış tarafta gördüğünüz gibi bir blendaj var. İletken bir örgü tel var. Bu tel de mutlaka toprak hattına bağlanmalı. Yani dışarıdan gelen manyetik alan bu blendaja çarpmalı. Bunun üzerinden toprağa akmalı ve bu kablolara ulaşamamalı. Bu şekilde kablolarımız çok büyük oranda korunmuş olur. Hiçbir şekilde dış etkilere maruz kalmaz. Bir kablo daha görelim. Bu kablomuzda twist pair yine çift bükümlü fakat folyolu. Her büküm bir adet folyo alınmış gördüğünüz gibi. Bu da bir yöntem. Yine bu folyolar yani alüminyumlar toprak hattına bağlı. Dolayısıyla dışarıdan gelen etki alüminyum üzerinden yine toprağa akmakta. Aynı zamanda bunun da bir çeşidi var. Yine hepsi de bir folyoya veya bir blendaja sarılmış şekli var. 9 çeşit var daha doğrusu. Bakalım burada 9 çeşidi de. Bakın çeşit çeşit. Grup olarak folyolanmış, grup olarak işte blendajlı. Hem sadece burgular folyolu, sonra üzerine bir daha burguların üzerine bir daha koruma var. Dolayısıyla ne kadar iyi korunursa kablomuz, o kadar temiz veri iletimi sağlanıyor. Veri hızı yükseliyor. Tabii ki iletişim kalitesi de artıyor. Böylece yıllarca sizi uğraştıracak arızalardan, sorunlardan kurtulmuş oluyorsunuz. Öbür türlü çok sık sorun yaşayacaksınız bu iletişimdeki olumsuzluklardan dolayı. Müdahale edeceksiniz, belki sebebini bulamayacaksınız. O anlık bir şeyler düzelecektir vesaire. Ancak mutlaka kablajı yaparken, kablolama işlemini yaparken buna dikkat ederseniz birçok büyük problemden kurtulmuş olursunuz. Bu bizim okullarımızda çok görmediğimiz bir konu. Umarım size faydalı olur bu bilgiler. İyi çalışmalar, hoşça kalın.